Evet sevgili izleyenlerimiz, iş ve başarı dünyasında sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Kayseri'den sesleniyoruz. Ben 40 yaşındayım. Aslen bilgisayar mühendisiyim. Ar-Ge müdürlüğü yapıyorum. Bu oyuncak sektörüne giriş açımız tamamen farklı oldu. Türkiye'deki bir açığı değerlendirerek böyle bir aksiyon aldık. Şimdi bunun karşımızda devam da izleyicilerimiz görüyorlar figüranlarımızı, evet. Bir nevi oyuncak figürlerimizi diyelim. Doğru. Nasıl oldu da böyle bir eğilimde bulunduk? Sadece bir eksiklik miydi yoksa sürekli tasarladığımız bir plan var mıydı altyapıda? Aslında sürekli tasarladığımız, yani oyuncak üzerine tasarladığımız bir plan yoktu. Fakat genelde üretim üzerine, kafa olarak hep bunun üzerine çalışmaya yönelik hareketlerde bulunduk. Bunun üzerine de bu sektördeki ufak bir açıktan göz önünde bulunan yola çıkıp bunları nasıl yapabiliriz, nasıl üretebiliriz, ne üretebiliriz, çocuklarımızı daha çok neyi öğretebiliriz açısından yola çıkarak böyle bir atılım yaptık. Aslında doğru söylüyorsunuz. Burada bir tarih aşkı da veriliyor. Oynarken doğru. Kendileri de bunu Osmanlı kuruluşunu kendilerince yapabilirler, değil mi? Doğru. Aslında yani çıkış amaçlarımızdan bir tanesi ticari faaliyetlerden daha çok öz ve milli kahramanlarımızı çocuklarımıza hem severek hem de bir şeyler öğreterek tanıtabilmek. Çok güzel. Güzel bir ilerleyiş, güzel bir atılma olmuş. Şimdi şu anlık sadece 3 figürümüz mü var? Şu an 3 tane figürümüz var. Tasarım aşamasında olan figürlerimiz var. Güzel. Lisansını aldığımız dizi karakterlerini elimizden geldiğince hızlı bir şekilde üretime alarak piyasaya sunmayı düşünüyoruz. Kendimize ait bir e-ticaret sitemiz var. Oradan sipariş vererek bu ürünleri temin edebilirler. Lisansını aldığımız kanaldan da bu ürünleri temin edebilirler. Güzel. Şimdi çocuklar deyince tabii ebeveynler biraz daha sıkıntılı davranıyor bu konularda. Daha dikkatli davranıyorlar. Doğru. Haklı olarak. Bizlerin de dünya standartlarına uygun piyasaya sürdüğümüz ürünler aslında. Ama onlardan Doğru. da bahsedelim. Şimdi biz ürünlerimizde çocuk sağlığına etki edecek herhangi bir madde içermiyor. Plastikler, boyalarında herhangi bir kanserojen madde içermiyor. Bunlarla ilgili testleri, sertifikasyonları yapılmış durumda. TSE'den onayları alınmış ve bu onaylar üzerine çocuklarımıza sunulmaya hazır. Gönül rahatlığıyla alabilirler aileler. Doğrudur. Gönül rahatlığıyla alabilirler. Peki ileriye dönük bir hedefimiz var mıdır? İzleyicilerimizle de paylaşalım. Şöyle söyleyeyim. Çocuklarımıza tarih bilincini bir nebze de olsun yaşatabilmek için bu figürleri devamlılığıyla yeni karakterleriyle sürekli teşkil ederek üretebilmek.